10 yaşında falan bütün herkes örgüt böyle bir 708 sayfalık bir kitap bile yazmıştım. Evet, hep hızlı konuşmam. Aslında dersleri çok tane tane anlatırım. Şöyleydi siz eski televizyoncuysunuz. Ben şimdi televizyonlara çıkıyorum. Sorular o kadar kötü ki. <laughs> araya bir şeyler kaptırmak için çıktı bu. E ben de söyleyecek bir şey olduğuma, söyleyecek bir şeyim olduğuna inanan biriyim. Ve bunu söylemek istiyorum. İnsanlara paylaşmak istiyorum. Bu şimdi bir kibirdir ya bir yerde de. Neden 7 milyar insan var neden sen? Yani bugün bile hala bir günde 3-4 saat kitap okumazsam. Ee, böyle dedikodu yapamadan yapmadan duramayan tipler olur ya onun gibi. Ya bir kendi başıma bak, film izlemem lazım. Ben insanlarla aynı odada oturmayı sevmiyorum yani. Maça bile gidemiyorum. Dolayısıyla ben çocuklarım hep ondan gurur duyduklarımı, hep arkalarında olduklarını hissettirdim. Hayatta ne istiyorlarsa, bu başarmak da olabilir, mutlu olmak da olabilir, bir kasabada yaşamak da olabilir. Onları hep arkasında olduğumu. Ama bir tane şey var, disiplin olacaklar, aynı hata iki kere yapmayacaklar. Başka bir kuralım yok. Aynı hata iki kere yaparsa başka bir Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erman Bey. Hocam siz Emrah'ı mı daha çok kullanıyorsunuz Sefa'yı mı? Eee ailem Emrah kullanıyor ama sınıf arkadaşlarım arkadaşlarım fazla Emrah olduğu için benim dönemimde şarkıcısı olsun ee, Safa diyorlar. Yani Safa diyorlarsa aynı sınıfta okumuşlardır. Çok net ha. bir ayrım bu. Şey, okulda ayrı, Tabii. aile için ayrı. Evet. Benim de teyzem öyledir. Evet, artık ama ESG diyorlar. Ya geçen şey kuzenim bile geldi, ESG ne haber diyor. ya. Sen... <laughs> Zevk kuşağıdır. Çocuğu... <laughs> Zevk kuşağı. Derin geldi. SG gelmiş diyor. <laughs> Zevk kuşağıdır. Hiçbir <laughs> <Evet, şu> şekilde. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben okul arkadaşınız olmadığı için olmadığım <laughs> için Emrah Bey diye hitap <laughs> evet, edebilirim. İstediğiniz gibi hitap edebilirsiniz. Emre Hocam, tarihi ilginiz nereden? Vallahi çok ufak yaştan, yani şöyle çok kitapla iç içe büyüdüm. Babam e, çok kitap okuyan biriydi. Beni de hep sahaflara götürürdü. E, aslında sadece tarihe ilgim yoktu. Sosyolojiye falan da ilgim vardı ama Türkiye'de tarih ...o anlamda ilk karşınıza çıkıyor. Çok hakim bir şeydir. Türkiye'nin entelektüelitesinde çok vardır. Hatta romanında bile çok vardır tarih. Ee, oradan geliyor. Ama sadece tarihe ilgim yok. Tarihi ben o alanlar içinde... ...akademik olarak avantaj sağlayabileceğim. Ve de e, şey... Hani dünyaya açılabileceğim bir alanda. Çünkü bir sosyolog olarak gittiğinizde e, Türkiye'den bir şey götürmeniz lazım yurt dışına falan. Ama tarihçi olduğunuzda Osmanlıca biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim işte ne bileyim buranın tarihini yapabilirsiniz. Onlara bir şey önerebilirsiniz. Çocukken falan da çok ilgiydim ama. Hatta e, bunu bir yerde de anlattım. Dokuz 10 yani yaşında falan bütün herkes öyle deyip böyle bir yedi 8 sekiz sayfalık bir kitap bile yazmıştım. Hala duruyor. Geçen buldum onu. E, böyle bütün sınıfı. Kitabı kopyalıyorduk tabii. Bütün sınıfı bir araya getirirdim. Ee, bir şey yazardık işte yapıştırırdık falan filan. Babam İstanbullu olduğu için e, e, böyle ve İzmit'te yaşıyorduk o zaman. Böyle yedi kuleye götürürdü As beni. Siz İzmitli misiniz? Ee, ben Değirmendereliyim. Öyle ee mi? evet evet. Ee, ben de karşı taraftan. Öyle mi? Harekeden. Harekeme. Aa öyle mi? Süper. <laughs> evet, hemşeri çıkmış olduk. Ee, yani bilirsiniz o işte İzmit Körfezi'ne bakarsan ufak bir sahil kasabası ama babam e, şey buralıydı. Dolayısıyla hep beni çocukken getirirdi. O da çocukluğunu hatırlamak için Yedikule'yi kuleyi falan 50'lerdeki Yedikule'yi kuleyi ezbere biliyorum diye hep anlatırdı. Ee, dolayısıyla aileden gelen bir şey. Yani babamın Babanızın işi sebebiyle mi değirmenderyadaydınız? Babam ev tabii tabii. E, ya, çünkü fabrikalar falan hep orada ya. Annem Tüpraş'ta çalışıyordu. Yapardı? Babam Tekfen'de çalışıyordu. Tekfen'de. Evet. E, annem Tüpraş'la çalışıyordu. O yüzden e, dedem de mannesman çalışmak için gelmiş buraya İstanbul'a. E hocam, Tekfen de uzak, Tüpraş da uzak gidip geliyorlardı. Ama orada değirmendere çok şey bir yerdir ya böyle. Evet, gidip geliyorlardı. Kompak. E, hem kompakt hem de böyle İzmit'te falan yaşayan mühendis falan olursa, e, ya da işte Bursa'da kentsel çalışan değirmendere de oturur. Değirmendere biraz daha açık hem ne bileyim zamanda Amerikalıların olması işte şey falan. Muhtemelen babanızla babam arkadaştır. Benim babam da Tekfe'nin genel müdürlüğünü yaptı çünkü. O, o, şey ismi ne? Fikret. Fikret yok değildi o zamanların genel müdürlüğü. Olabilir evet hep böyle bir sorarım babama. <laughs> <laughs> Gelen bize yani arkadaş değildir. <laughs> Patronu diyelim çünkü. <laughs> Eminim arkadaş olarak görmüyordur. Aynı dönemlerde sektör. midir bilmem ama. Yani 90'lar 80'ler 90'lar aynı dönemde herhalde. Yok 80'lerde O mi? zaman Rıdvan mıydı biri çok vardı böyle biri, biri tam unuttum şimdi ismini. E, şirket değildi ama. Sonradan. <laughs> ama belki alt kademelerden biliyorlardır. Tarih biraz da Hocam tarihi bilim diye mi tanımlıyoruz? Nasıl tanımlıyoruz? Ya bu şöyle tabii şimdi eğer fizik gibi zaten bu Türkiye'de fizik gibi bakarsanız değildir. O yüzden de bazen karmaşıktır. Yani kötüsünü yapması çok kolay, iyisini yapması çok zordur. Çünkü mutlak doğrular olmadığı için e, bu biraz... Oraya gelecektim ben de. Yani mesela siz hukukçusun, hukuk felsefesini düşünün. Şimdi bir yasa yaparken yasa yapmak kolaydır ama bir yasanın bir felsefe yani hukukun bir felsefesi var uygulamasında değil mi? O çok karmaşık bir şeydir. Ben yasaları ezberleyebilirim. Size anayasada bir maddeyi unutursunuz. Ahkam da kesebilirim ama o hukuk felsefesini siz biliyorsunuzdur. İşte o yüzden de tarih e, iyi anlamda yapması çok zor. Ve uzmanları tarafından yapılması gerekir. Hiçbir zaman da aynı futbol gibi uzmanları tarafından konuşulmaz. Belli bir e, seviyeye gelince, bilgi seviyesine gelince, tarihin Nasıl oraya buraya çekiştirildiğini anlıyorsunuz aslında. Evet. Evet, aslında çünkü biz geçip şimdi şöyle, e, ileriyle ilgili umudu kalmayan toplumlar geriye dönerler. Türkiye geçmişiyle o yüzden çok e, ilgili ve genellikle onu çarptırıyor. Çünkü geriye dönüp 100 yıl öncesine bakıp e, örnek ya da ilham almak zordur. Çünkü 100 yıl öncesinin şartları ilginizi çekmez yani dolayısıyla orada bir uydurma yapacaksınız. Zaten entelektüel bir merakla yüzyıl öncesine gitmeyen biri orada bugünle ilgili bir tahrifat yapmak için gelmiştir. Yoksa adam niye yüzyıl öncesine gitsin? Dolayısıyla bazen biz çok teknik videolar bile yapsak altına mesela hemen şey yazabiliyorlar işte AKP yüzünden oldu falan. Halbuki biz orada ne bileyim işte Fransa aydınlanmasından bahsediyoruz. Konuyla alakası yok ama zaten adam oraya kafayı onun için gelmiş. Ben buradan bugünkü durumla ilgili ne çıkarabilirim? Bir nevi ammunition yani cephane topluyor. Dolayısıyla hep hızlı mı konuşurdunuz? Ee, aslında sizin hızlı konuşmama gerek yok. Evet, hep hızlı konuşmam. Aslında dersleri çok tane tane anlatırım. Şöyleydi. Siz eski televizyoncuysunuz. Ben şimdi televizyonlara çıkıyorum. Sorular o kadar kötü ki. <laughs> araya bir şeyler kaptırmak için çıktı bu. Yani mesela ben böyle işte ne bileyim işte İslam aydınlamasından bahsetmek istiyorum. Ya da ne bileyim işte askeri teknolojinin değişip modern devletin ortaya çıkmasından ve işte bugünkü okullaşmadan bahsetmek istiyorum. Ama gelen soru Vahdettin Vatan haini miydi olduğu için onu cevaplayıp Aradan da bir iki şey kaptırmak. Dolayısıyla bu YouTube'dan önce televizyonlar çok garip bir yerde kilitlenmişlerdi ya. Hiçbir, siz sanırım yapımcılıkla yaptınız. O sizin bulduğunuz formatlar, Türkiye'de 20 yıl, nasıl TRT 20 yıl bazı şeyleri kilitledi. Televizyon kanalları da kilitlemiş. Ben çok çıkıyorum televizyon kanallarına. Orada bir şey anlatmam e, gerekiyor. Fakat o kadar... Karşı taraf dinlemiyor, gelen soru o kadar kötü ki onu anlatıp aradan da e, bunu sıkıştırıyordum. Aslında şu ders anlatırken e, ki yabancı dilde de burada hep İngilizce anlatıyoruz ama ben Fransa, İtalya'da falan da ve Fransa, İtalyanca anlatıyorsunuz. O zaman zaten otomatik olarak yabancı dil olduğu için sistemli yavaş ve belli bir ritimde konuşmanız lazım. Yavaş konuşabilirim ama yavaş konuşmada hızlı telaffuz ediyorum. Hocam zaten sizin siz bu hızla e, ders anlatsanız not tutulmaz. <laughs> evet. Evet. imkansız Z yani. <laughs> Z kuşağı ya. Z kuşağıyla ama şimdi koronadan sonra derse girdim. Bir şey garip. Bir şey yakalayamıyorum. Ya sınıfta bir gariplik var. Ne olduğunu çözemiyorum. Hiç fark ettim. Öğrenciler sıfır şeyle geliyor. Sıfır kağıtla geliyor. Böyle oturuyorlar kafeye gelmiş gibi. Artık hiç not tutma falan kalmadı. Dolayısıyla çok e, zaten öğrenciler not tutmaya pek heves oldukları. Valla hocam biz benim ben hukukta okurken kitaplar yoktu. Mecburen not tutuyorduk. Çok az kitap vardı. Niye tamam. Niyeyse kitap bulunmuyordu o dönem. Kağıt sıkıntısı vardı Türkiye'de. E, herhalde. 90'ların başıysa evet değil mi o 82. zaman? 82. Ben, evet. ben çocukken e, bu şey e, sekada bir problem vardı. Çünkü 82'de. Bugün de çok önemli bir problem. Çünkü öroyla aldığım, e, aldığınız için mesela e, bazen kitap Mesela korona döneminde e, kartonculardan dolayı matbaalarda şey bulunamıyordu, e, yer bulunamıyordu, kitap basılamıyordu. Bu tip hani teknik şeyler var. Türkiye'ye hep anlatıyoruz da bazı şeyleri hala çok arkaik. E, dolayısıyla evet, kağıt problemi de vardı. E, evet, galiba o dönem kağıt probleminden dolayı yeni kitaplar basılamıyordu. Hmm. Ya yukarıda e, bir üst sınıftaki öğrencilerden dileniyorduk. Onların da hani şimdi adama da lazım avukat olunca yani Tabii. vermiyorlardı haklı olarak o yüzden hep not tutuyorduk. Üniversite benim aklımın not tutmakla özdeş. <laughs> İstanbul, üniversitesi İstanbul, ha, üniversitesi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi öyle biraz. Bir de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülteleri ekstra öyle. Ee, orada hocalar daha böyle hoca hoca. Biz de daha, eskiden hoca. Yani evet, o... <laughs> Ama hala e, o o tavrın bazısı yansımıştır yani. Hukuk Fakültesi daha böyle hiyerarşik. Bizimki o kadar değil. E, asistan hoca ilişkileri falan o kadar sert değil. İki e, hocalar orada kendi notlarından soru soruyorlar. Biz artık öyle değil mesela. İşte Amerika'dan bir kitap alıyoruz. İngilizce oluyor. İşte PDF'sini bulursa buluyor. Yoksa kendisi alıyor. İşte iki üç kitabı bir arada veriyoruz. Birçok şey online. Artık o yani o yüzden gençler mesela çok garibime gidiyor. O kadar imkanları var ki. Siz kendi işte aldığınız eğitimde not bulmak zorunda dedi. Şimdi her şey internette. Tabii onun için de kullanabilirsiniz. İşte ne bileyim uçurumdan düşen adam videosu için de kullanabilirsiniz. Hocam o zamanlar şöyle bir e, öğrencinin kendini geçindirme yöntemi vardı. Mesela ben Derslere girer not tutardım. Notları mı satardın? Sonra o notları fotokopiciye satardık. Hala fotokopici fotokopicide var o notlar. <laughs> Şuradan <Şöyden> aşağı inerken... <laughs> Var mı? Esin, tabii. Esin. O, hocam onlar kalmamıştır artık. Seray Skerli'yi şeyler şeyden Fakültesi'nin orada e, bir fotokopici var meşhur İstanbul Üniversitesi'nin. Filiz Kitabı'nın sırası. Olabilir yani ben orada okumadığım için ama hala fotokopi gidip oradan alıyorlarmış. Fotokopi gidip e, <laughs> para verip oradan yani fotokopi karşılığı alıyorsunuz ama sonuçta. Çok da paraları satılırdı biliyor musunuz o notlar? <laughs> Do doğru. <laughs> Şimdi WhatsApp gruplarında döndürebilirler yani bir kişi alsa artık pek... E, <laughs> Babanız ne iş yapardı? Ee, babam yani tek fende çalışıyordu. Ne iş yapıyordu bilmiyorum vallahi. Hiç merak etmediniz mi hocam? <laughs> Yok, <ben> çok... <laughs> hiç merak... Yani, sabah işe gidiyordu. O, o, <laughs> Akşam da geliyordu. Orada bir inşaat <laughs> şey vardı. Derince'deydi hangi Derince. tek fende. O, orada bir bölümün başındaydı herhalde bilmiyorum. Ki. Anneniz? Ee, annem Tüpraş'ta e, sekreterdi. Annenizi biliyorsunuz, babanızı bilmiyorsunuz. Tabii. Demek ki annenizle ilişkiniz... Ama sekreter ilişkin... tanımlı. Mesela şimdi ben ulusal çeşitler mezunuyum. Bizim ne iş yaptığımızı biz mesela mezunca söyleyemiyorduk daha ilk işe girmediğiniz zaman. Bazı işlerin ne olduğu belli değil ya fabrikada ne yapılır bilmiyorum ki. Ben hiç fabrikaya gitmedim bilmiyorum herhalde bu. Tek çocuk musun? Tek çocuğum. Mı? Babam da tek çocuk ben de tek çocuğum. Genelde tek çocuklar tek çocuk olmaktan mutsuz olup iki çocuk yaparlar. Sizin çocuğunuz var ee, mı? Evet iki tane var. Bir <laughs> kız bir erkek. Elif sayesinde iki tane var ama ben de tek yapardım yani. Ee, bence avantajları var. Dezavantajları da var. Ne avantajı var? Valla çok geniş bir her gücünüz oluyor. Kendi başınıza çok iyi iş yapabiliyorsunuz. Tek çocuklar inanılmaz disiplinli olur. Ee, bir de tek çocukluğun şöyle bir dezavantajı var. Aile Yani bir ailede bütün sorumluluk sizde şöyle. Bir yaramazlık yaptınız, suç atacak kardeş yok. Ve ebeveynden iki tane var. Sizden, sizden bir tane var. Bu sayısal dezavantajı e, yaşamak lazım. E, çok garip bir his. Şey. Yani bir süre sonra anneniz babanızdan daha büyük sorumluluk almak zorunda kalıyor. Çünkü sizin departmana sadece siz bakıyorsunuz. E, bence bu... Yani o yüzden başarılı oluyorlar. Türk Peki çocuklar, çocuklar egoist mi oluyor hocam? E, egoist olur, evet. Ya, ben de öyleyim yani. Aa. Ya, ama Armağan Bey şimdi kötü egoist var ya bilmiyorum ben ki iyi egoist oldum. Egoist olmayan adam ne bileyim 7 tane kitap yazacak kendi ismiyle kanal açacak Twitter'da yani ben buradayım deme. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var bu doğu toplumu olmaktan geliyor. İnsanlar hem kendini göstermek istiyorlar. Yani siyasetçiler ben koltuk için burada değilim yani. Niçin buradasın yani <laughs> şey olarak mı Çankaya Köşkü'nü görmek için. Yani hani, hani hep öyle bir şey vardı. Herkes koltuk için. E, ben de söyleyecek bir şey olduğuma, söyleyecek bir şeyim olduğuna inanan biriyim. Ve bunu söylemek istiyorum. İnsanlara paylaşmak istiyorum. Bu şimdi bir kibirdir ya bir yerde de. Neden 7 milyar insan var neden sen konuşuyorsun da seni 100 bin kişi dinlesin yani. Bu aslında bir karakter açığı ya karakter bozuğu ya yani bu. Hocam kitaplarla ve okumayla çok ilgili olmanız kasabada büyümenizle alakalı olabilir mi sizce? Evet. Valla babamdan kaynaklanabilir. tek çocuk olmam olabilir. E, aileden geliyordu. Ufak bir yerdi ama değirmenler yapacak çok şey vardı. Özellikle 90'larda heykel şey bile vardı. sergi bile vardı İsveç'ten şeyler geliyor. Yani 13-14 yaşında bir çocuğun kültür olarak beslenemeyeceği bir yer değil. Sanat evi vardı. Ee, böyle ne bileyim Anadolu'daki bir taşra tabii ki bir İstanbul gibi değil ama bir taşra gibi değildi. Öyle bir açlık hissetmiyordum. Ee, ben New York'un merkezinde de büyümüş olsam onu yap... Yani benim kendi kendime günde en az 8-10 saat kalmam lazım. Yani ne yapacaksınız? Yani bugün bile hala bir günde 3-4 saat kitap okumazsam e, böyle dedikodu yapamadan yapmadan duramayan tipler olur ya onun gibi. Yani bir kendi başıma film izlemem lazım, kitap okumam. O, o tek çocuk çok Lego ile oynamaktan herhalde. O tek başına kalma isteğinden kaynaklanıyor bence. E bir de e, şeyi ufak yaşta fark ederseniz Türklerde bu yok. E, keşfetme hissi yok. Mesela Fransa'da tek tartar paylaşıyorum. Adam diyor ki işte benim diyor bunu yersen diyor işte ne bileyim iyi olursun diyor. İlk tepkim bu olmamalı. Ya bu neden yapılıyor diye sor. Bunu nasıl diyorlar? Hayır merak etmiyoruz. Yani farklı şeyler çok şey öğretir insana. Dolayısıyla bir kitap bambaşka bir dünya açılan bir e, pencereydi. Ee, dolayısıyla evde böyle azacak, tepinecek bir kardeşiniz de yoksa e, ne yapayım? Mesela benim okuma alışkanlığım kasabada büyümekle alakalı. Ya tamamen. illa vardır tabii. Çünkü hiçbir şey yoktu yapacak. Nerede büyüdünüz siz? Hereke'de. Hereke'de. Başka yapacak hiçbir şey yoktu. Evet. Yani. yani. o... Yapacak bir şey olsa da... Ben mesela bunu şey olunca anladım. Şimdi tanınıyoruz. Bir sürü imkan var değil mi? Ben mesela tanındıkça, insanları tanıdıkça daha çok içime çekilmek zorunda kaldım. Değil mi? Ben, de. ben hazır olduğumu düşünüyordum. Ben hiç ilgi yormaz. Biz için yürüm yani sokağa çıktığımda fotoğraf çekmek hepsi okey ama mesela 10 dakika öyle sosyalleşsem <laughs> yetiyor bana. Yani biraz in, introvert içine kapanık olmak. Kasaba da bir kısmı olabilir. Dediğim gibi yani evet. Çünkü ee... çünkü kasabanın değer yargıları efendim ee, kasabada konuşulan şeyler sizin ilginizi çekmiyorsa çekmiyor evet. Yani Kendinize de, başka bir dünya evet, yaratıyorsunuz. Evet o var. Orada böyle... Onun da bir ekonomisi var ya. Bir itibar ekonomisi var. O onu çekiştiriyor. Bu bunu yapmış. Bu onu yapmış. E yani so what? Ben ne yapayım yani? Evet doğru. O ufak düşünme sizi bir yere götürmüyor. Anlamda haklısınız. Öyle bakılırsa da. Şimdi hangi üniversitede Şimdi 29 Mayıs Üniversitesi'ndeyim. Nerede o? Ümraniye'de. Aa burada. Hı -hı. Artık o kadar çok üniversite var ki. Geçen gün bir tane e, şey... Hmm, harita gördüm. İstanbul'da 53 tane üniversite var mı? Ee, şöyle söyleyeyim. 99 yılında 76 tane vardı. 2006'da 79 tane vardı. 5 sene sonra 160 tane oldu. Yani 5 sene 90 tane açıldı. Türkiye'de. Çok büyük rakam değil mi hocam? Ya? Çok büyük rakam. Bir de üniversitenin çöküşe geçtiği bir dönemdeyiz. Mesela Amerika'da baktığınızda üniversiteler artık insan linçleme yerine dönüştü bu SCV hikayelerinden falan. Artık o öğrenciler dersi falan basacak noktaya geldi. Artık orada da militanlaştı. Orada kültürel bir sol militanlığa geçti. Ama onun da dışında bilginin çok her yerde karşımıza çıkması bizde ancak çok üst seviyede metot gösteren üniversitelerin gerekli olması sonucunu çıkardı. Yani bir entelektüel ihtiyaç için gidip bir metot öğreneceksiniz gidin. Ama biz meslek için gidiyoruz. E, meslek için gidiyoruz ama artık birçok teknik bilgi... Üniversitede amfi gibi büyük dersler dönüyor. Teknik bilgi internette var. O zaman ne yapıyorsunuz? Aslında taksi plakatı gibi diploma almaya gidiyoruz. E, ve Türkiye'de akademisyenlerin çalışma şartları çok kötü. Ders saatleri de çok kötü. Ücretleri zaten bahsetmiyorum. Dolayısıyla aslında birçok insan alışkanlıktan e, üniversiteye gidiyor. Ben bu dönemde bir tarihçi olarak e, şunu görebilmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hızla değişen bir dönemde yaşıyoruz. Ve atalarımız gibi, anamız, babamız, dedemiz gibi bir kariyer çizgisi takip edersek başarısız olacağız. Şu anda üniversiteye gitmek de tek yol olmayabilir yani. Ben kendi çocuğumu yollar mıyım bilmiyorum ya da hangi şartlarda yollarım ya da nasıl bir üniversite yollarım bilmiyorum. Ama İstanbul, Ankara Üniversitesi Dink bölüm hani vardı ya sosyoloji, tıp. Ya, o olmayabilir. O yüzden gençler hep bana soruyor. Ee, ben de hep onu söylemeye çalışıyorum. Herkesin kendisini bir kariyer çizmesi. Herkes kendisini mesela sizin kariyer çizginiz herhalde normal bir kariyer çizgisi değildir. Değil Hukuk Fakültesinden çıkıp ben yapımcı olurum sonra YouTube gittikçe improvizedir o değil mi? O emprovizasyon başarı getirecekler. Hayatın bizi sürüklediği yer e evet. Tabii abi, Yüreğini götürdüğü yer Suzan Tamara gibi konuştum ama öyle ama ben yani mesela şöyle söyleyeyim ben hiç hayal etmezdim Türkçe bir kitap yazacağım. Çünkü ben İngilizce yazacaktım kitabımı işte ne bileyim. Sonra bir şeyler oldu. Bir, i̇şte bir arkadaşım bir yayın evi kurdu. Orada sonra o kitap patladı. E ne oldu? İngilizce kitap anca yeni çıkacak. İlk 5-6 kitabımı Türkçe yazdım. Normalde kafamda kariyer planı değildi ya da mesela Amerika'da okuyacağımı biliyor? Ama ne bileyim Türkiye'ye döneceğimi bilmiyordum. Başka bir şeyler çıktı döndüm biraz yola çok büyük planlar yapmamak lazım. Valla benim bir karar, kariyer planım da yoktu. Benim de yani evet ancak şöyle planlarım vardı Amerika'ya giderim doktor ol hani bu. Ben o netlikte o da yoktu. bir şey vardı. Hukuk Fakültesini kazandım bitirdim bir sürü avukatlık yaptım sonra o mesleğin bana göre olmadığına karar verdim istifa ettim. Sonra hayat beni televizyon sektörüne soktu. İstifa ettiğim dönemde çünkü Türkiye'de özel televizyonlar henüz evet. açılmıştı. Yani şimdi YouTube gibi bir dönem ama siz şanslı bir jenerasyonda. Evet. Benim jenerasyonum şu anda mesela ben de şöyle söyleyeyim. Ne kadar başarılı olursanız olun. Türkiye'de bugün Kadıköy'deki biri 50 milyon liraysa sizin onu alacak bir şey kazanmanız çok zor mesela. Sizin zamanında o işler de kolaymış. Ya da ne bileyim siz zamanında akademide mesela en iyi o üniversitede bir şey olmak da kolaymış. Şimdi öyle değil. Şimdi çok fazla CV'leri dolu, çok fazla kompetitif insan var. Fakat dünya kapitalizmi de o anlamda bir krize gidiyor. Amerika'da da var bu. Servet aktarımı problemi var. Yani yukarıda biriken bir servet ve pozisyon var Politikacının her yerde 80 yaşında olması da bunun. E, tabi yani şimdi genç Semih gibi oldu ya genç politikacı diye 55 yaşında adamı çıkarıyoruz. Genç Semih vardı sana onun gibi. Dolayısıyla bizim jenerasyon ne yapsa zaten hala o genç yaşlarını yaşayanlar hala o genç statüsünden kurtulamadı. Dolayısıyla öyle bir kariyeri şimdi yapsanız o kadar başarılı olmayabilir. Çünkü yenilikler hep bizim jenerasyonun önünü açıldı. Evet evet doğru yani hakikaten i̇şte öyle. Türkiye'de özel televizyonlar sonra özel radyolar efendim. Evet. E işte ondan sonra YouTube. Evet. Evet Şimdi, şeyi e, şey e, streaming platformlar. Yani ya da şey düşünün Türkiye bir anda dünyaya sizin zamanınızda açıldı. Dolar dolarizasyon. Oldu döneminde. Evet. Yani ilk şey hatırlıyorum ben ya ilk disco Andromeda mıydı öyle şeyler var ilk disco diye bir şey var hocam ya. hidromel vardı o kadar hani yani <laughs> ama beş tanedir onlar ya da orada böyle şeyle içkiyle elinde içki olup yani böyle Emrah filmlerindeki gibi bir yerdir Tam divan otelinin yanındaki sokağın hemen yanındaki sokağın içinde sağda hidromel vardı hidromel. peki disco gibi miydi <laughs> <Yani>, disco'ydu. <laughs> ama gündüz ikide gider gidilirdi oraya gece değil <laughs> Allah Allah. Evet. Cumartesi pazar gündüz 2'de gidilirdi. 2'den 5'e kadar 5'te de herkes çıkar evine gider ya da yurduna gider ders çalışırdı. Mesela bunlar çok ilginç. Şimdi, Türkiye'de anı yazma şeyi yok. Bu değer mesela bu tip bilgiler acaba e, gazetede ol, bunlar belki gazetede vardır ama bunların hepsi kaybolacak o aklıma Evet. Geldi. E, çünkü bazen böyle 1930 son kitabı yazarken Cumhuriyet tarihiye ilgili bazı şeyler bulmaya çalışıyorum 20'den 30'dan falan ev olmuyor, gazetede de olmuyor. O dönemde ana olduğu için, çünkü Kurtuluş Savaşı'nda herkesin bir hikayesi var anlatacak, çok anı yazmışlar. Buluyorsunuz ama mesela 50'lerden, 60'lardan, 70'lerden kültür hayata falan baktığınızda eğer gazetede, dergi yansımamışsa çok az insan anı yazıyor. Kaç doğmuşsunuz? 81. 81. Bu, <laughs> bu, nasıl bu kadar erken <laughs> <laughs> Akademisyenler böyle. <laughs> Valla uykusuzluktan herhalde. Çok gece çalışması. Ailede de yok aslında öyle kolay yaşlar. Uykuyla aranız mı yok? Yok hiç yoktur. 3-4 saat maksimum yani o kadar. Tabii yedide yattım mesela bugün sabah işte on buçukta kalkıp geldim. Mesela ben de hiç gece insanı değilim hmm. der. Abi büyük konfor. Çünkü benim için gün... Üç... bir olunca uykum gelir hocam benim. Süper keşke ya. Değişmek ister misiniz? Çünkü mesela Hayır, istemem. <laughs> gün içinde bir şey yapılacak. Mesela bankaya gidilecekse benim için 3 saatlik bir şey var. Pencere var. Yani <laughs> 12'de kalkacağım ve bir de koşa koşa gideceğim ki hani o 3 saat için halletmem lazım. Ne yazık ki ee, gece uyku yani ama kitap okumak, bir şey yazmak için çok e, randımanlı oluyor. Çünkü rahat ben Gece mi? okuduğumu çok zor anlarım. Hmm. Ben e, liseye, üniversiteye giderken de sabah beşte kalkar ders çalışır sınava giderdim. Ya o işte çok güzel bir şey. Ben de hiç, ben de gündüz kafam pek çalışmıyor. Gece olduğu zaman e, daha bir böyle aydınlanıyor. Herhalde böyle avcı toplayıcılarda belli insanlar e, gece nöbeti tutmaktan dolayı falan öyle bir şey geliştirmiş herhalde. E, biz böyle gececiyiz. Oğlum da öyle mesela yatamaz çocuk. Ama siz en büyük ideolojisizsiniz evin içinde. Şimdi çocuk ne yapsın yatamaz yani. <laughs> evet o da olabilir. Ba babam da uyumazdı. Gece dörde beşe kadar otururdu. Beraber film izlerdik. Benim babam da benim gibiydi. Siz söyleyince şimdi. Erken de da tavuk gibi. <laughs> evet işte ya o çok muhteşem bir Annem öyle, eşim öyle. Onlar böyle bir de yatıp uyuyorlar. Bir de benim uyumam üç saat falan sürüyor ya yani. Böyle bir uyum. Hocam daha kafam yastığa giderken uyurum. <laughs> ya ben, <laughs> vallahi yani şuna <gülüyor> çok... <gülüyor> şu satılabilen bir özellik olsaydı çok büyük para verirdim yani. Çünkü hakikaten büyük konfor ben böyle yatacağım ve Aklınızdan bir şey geçiyordur evet, sürekli. Evet, ee, yani işte iç, anca ancak içkiyle falan susturabilirsiniz. Ona çok da aram yoktur yani. Kanser ameliyatı olduktan sonra uyku düzenim acayip bozuldu benim. En büyük panikim oydu. Eyvah ben bunu bir daha toparlayamazsam. Ay. Çok büyük panik oldum. Sonra neyse doktorlar ilaç münaç toparladık. Şimdi gene eski düzenimi doğru. 11'de dolanmadım. yatıyorsunuz. 11, en geç 11.30. <Sessizlik> Beni 11.30'dan sonra kimse aramaz telefonda. Bilirler çünkü. Hmm. Ama sabah 5'ten itibaren arayabilirsiniz beni. 5'te kalkarım. <laughs> beni de arayabilirsin sabah 5'te ama <laughs> daha yatmamış olduğum için. <laughs> ya benim hiç şeyim yok yani. Öğlen 2'de de uyuyor. Hiç saati yok. Dolayısıyla çok büyük handikap oluyor. Yani. Zor. Zor zor. Şey falan bir. Eşiniz erken uyuyan birisi mi? Evet. Ee? 11, 11. 12. O üç birbirinizi nadir görüyorsunuz ya. Yani. evet <laughs> öyle. Aynen öyle. 2-3 Özel, senedir özellikle böyle birimiz yatıyor, birimiz kalkıyor. Britanya İmparatorluğu gibi sürekli biri ayakta. Güneş hiç batmıyor. Güneş hiç batmıyor üzerimizde. Eşiniz de mi öğretim üyesi? E, Eşim aynı zamanda öğretim üyesi de. E, ya şimdi doktorasını yapıyor ama ders de veriyor. E, ama esas işi mimar. Yani e, bu AVM'lerin e, Türkiye'deki bazılarında mimar odur. E, Mimarlarından biri odur. E, i̇şte Akasyef. İki çocuğunuz var. Bir kız ve erkek. Evet bir Zeynep var 11 yaşında. E, bir de Uluç var 7 yaşında. Hocam onlarla ilgili gelecek planınız... Hiçbir gelecek planım yok. Zaten çok internette falan e, ben onların videolarını koyarım. İnsanlar da çok görmüşlerdir. Ben çocuklarıma şimdi çok fazla kural koyarsanız uygulayamazsınız. Siz okul değilsiniz, siz üniversite değilsiniz, e, bir din de değilsiniz, bir kişisiniz. Çocuklara çok net şeyler öğretmek lazım. Ben çocuklarıma disiplinli olmayı öğrettim. E, haklarını savunup hak yememeyi öğrettim. Onun dışında da bir açı, boş bir açı bulmayı öğretebilirsem yani nerede boşluk var, kariyerinizi nasıl yöneteceksiniz onu öğretirsem yeter. Onun dışında onu yapsın keman çalsın onlara elif bakıyor. Bence hiçbir e, uzun etapta bunlar kadar faydası olacağını düşünmüyorum. Benim çocuk yetiştirme tarzında birkaç tane basit kural olur hayatta onları yaparsınız. Yani Türkiye'de hakikaten insanlar maillerine bile zamanında dönmüyorlar. Çok basit şeylerden fark yaratabiliyorsunuz. Hoca olunca öğrencide de eksikleri görüyorsunuz zaten. Çocuklara çok büyük mesela ben çok iyi bildiğim çeplerle çocuklarla işte yabancı hayır önemli değil yani devlet okulunda okuyorlar. Bir çocuk için en kötü şey ailesinin kendisiyle ilgili endişelendiğini görmesi. Ben çocuklara onu hiç yaşatmak istemedim. Dolayısıyla en kötü şey mi? Evet babanızın annenizin endişeli olduğunu bilmektir. Çocuğun özgüvenini kırar. Dolayısıyla ben çocuklarım hep ondan gurur duyduklarımı hep arkalarında olduklarını hissettirdim. Hayatta ne istiyorlarsa bu başarmak da olabilir, mutlu olmak da olabilir, bir kasabada yaşamak da olabilir. Çünkü onları hep arkasında olduğumu. Ama bir tane şey var disiplin olacaklar aynı hata iki kere yapmayacaklar. Başka bir kuralım yok. Aynı hata iki kere yaparsa başka bir konuşma yaparım. ...Türkiye'de akademisyen olmak çok da zor bir şeydir. E, evet ama ben bir de yurt dışında okuduğum için o işlerden biraz kurtardım kurtardım kendimi. Burada asistanlık yapanlar falan, o girdaba girince oradan çıkmak biraz zor. Yani şimdi evet. bana üyesi arkadaşlar kızmasınlar. Ya asistanlık dönemi benim zamanımda e, profesörlerin ve kürsü Tabii. başkanlarının... ...çantasını taşımak Tabii. ve kağıt okumakla geçiyordu. İstanbul Üniversitesi bir Ankara Üniversitesi o tip büyük daha... E, Katı yerlerde öyle. Özel okullarda o kadar değil ama e, ben dışarıda geldiğim için, dışarıdan geldiğim için, dışarıda eğitim aldığım için o kısımdan... Şimdi bir de o sadece çanta taşımakla kalmıyor. O ilişkiye bir kere girdiğiniz zaman... Şeyimi söyle. Tabii. Postumu getir. 20 sene sonra da, evet 20 sene sonra da kafanızı çıkarmaya korkuyorsunuz bu sefer. Çünkü o hoca 80 yaşında da size karışıyor. Dolayısıyla o hiyerarşi... Yani üniversitelerden pek orijinal fikir çıkmaz. Mesela büyük düşünürlere bakın. İşte, e, işte ne bileyim... E, Marx'a bakın, Durkheim'e bakın. Ya üniversite dışındadırlar ya da yeni üniversitelerdedirler. Yani oturmuş üniversitelerden gelmezler. Durkheim Sosyoloji Bölümünü işte tap üniversitede kurmamıştır. Fernand Braudel ve Anal Okulu dediğimiz tarihi değiştiren okul e, Paris'te değildir mesela. Çünkü o üniversiteler bürokratik yapılar olduğu için aslında o hiyerarşi içinde özgür düşüncenin e, biraz şeyidir, düşmanıdır. Çünkü bir kere hiyerarşi olduğu zaman... E, bir şey yapamazsınız. Batı medeniyetinin temeli ustasını yalan şey e, yalanlamaktır, e, ustasını bozmaktır, o hiyerarşiyi bozmaktır. Ben hocamın dediğine hayır diyebildiğim kadar akademisyen olacağım çünkü öyle ilerleriz. Ama işte o hiyerarşiye girdiğiniz zaman bir kere böyle yanına, yanınıza geliyor. Sokrates'ten beri böyle değil mi? Zaten? Tabii. tabi. Yani ana mantık o. Ama üniversite bürokrasisi içinde. Ee, ne yazık ki bu yok. Mesela şeyde de öyle. Bu çok güzel şeyde Story of Art'ta Gombrich anlatır. Bu ilk e, empresyonistler çıktıkları zaman hiç kabul görmüyorlar. Niye? Çünkü o zaman bozar dediğimiz güzel sanatlar akademileri hiyerarşik yapılar. Hiyerarşik yapılar hep ezbere yapıyor bazı şeyleri. Orada kilitleniyor. Yani divan edebiyatı gibi artık böyle yüz, binde birlik artılar sağlayarak bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. O yüzden yeni gelen şeyi bunlar işte bohem bunlar paçoz diye yakalayamıyor ama toplumun bir anda oraya akması e, bambaşka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla üniversiteden de çıkmaz. Şimdi. Az evvel cümle içinde kurduğunuz e, bir cümleye geri dönmek istiyorum. Bir akademisi olarak az evvel dediniz ki artık üniversiteler gereksiz yerler haline geliyor giderek. E, evet eğer kendilerini yenilemezlerse öyle. Yani üniversitede eskiden şimdi üniversite niye çıkmış? 19. yüzyılda fabrika ve e, e, kışlaların ihtiyacını gidermek için. Ve mühendis yetiştiriyor. İşte tıp için doktor yetiştiriyor. İlahiyat fakültesi var, hukuk fakültesi var. Bunlar var yani dört tane fakülte. Ve bir anfeye gidiyorsunuz. Temel bilgileri size anlatıyorlar. Notunuzu alıyorsunuz. Belli temel bilgiler öğreniyorsunuz. Formüller falan filan. İnternet yok, doğru düzgün kitap yok. Şimdi buradan bir yere evrildi üniversite. Ve her evrilişinde artık o katalog bilgi. Yani ben mimarlık okurum, mimar olurum. Ve bir bürev alırım. Bir diploma alırım. O da benim bir, bana bir lisans verir, taksi plakası gibi. Bu anlayıştan gittikçe uzaklaştı. Artık siz üniversitenin üstüne bir şey katmazsanız öyle bir kağıt parçasıyla çıkarsınız oradan. Hele hele e, 170 tane üniversite var ve bu üniversitelerin 10 tanesi hariç büyük bir çoğunluğu e, hakikaten dünya ile alakası yok. E, yani çok 100 bin'i geçen 100 bin kitaptan fazla kitabı olan özel üniversite sayısı 5 mi 7 mi öyle bir şey. Tabi yani normalde milyona geçmesi lazım. Yüz bin ne? Yüz bin, benim bir elli bin kitabım var. Yani nedir ki? Ee, dolayısıyla böyle problemler var. Sonra siz bir şey katacaksınız. Kendinize bir şey katacaksınız. Ee, üniversiteyi de, yani yol yordam öğrenmek, çevre yapmak. Çevre yapmak derken, hani ortamlara kalın, mojito içelim diye değil, onu da yapsınlar da. Ee, işte ne bileyim. Siz İstanbul Üniversitesi okumasaydınız her e hareketten çıkıp kanaldaya D'ye gidemezdiniz değil mi? O da bir network işi ya. Hani bu kısmı da var. Ama onun dışında bir de bir görgü işidir. Bu şu tesadüf olamaz. Amerika... Bir nosyon. Tabii bir nosyon. Ya Amerika'ya gittiğinizde hepimiz dünyanın en zeki Bütün öğrenciler doktora da ya Bilkentlidir ya Boğaziçi'dir ya Ottü'lüdür. Ya da yani yüzde doksanı böyle de işte Sabancı Koç'tur. Onlar daha az üniversite öğrenci sayısı var ama yüzde de aynıdır. Şimdi niye böyle? Hepimizin bir çok akıllı. Bunların bir de burssuzu var. Onlar o kadar yüksek puanla da gelmiyor özel üniversite. E, olay şu. E şimdi yandaki gidiyor sana yolu öğretiyor. Oraya gittin mi bir şey oluyor. Yapabileceğini biliyorsun. Bir konsept yani o da öyle. Yurt dışında okumak bile bir network işi aslında. Ee, dolayısıyla ne bileyim okuldaki sistem, Amerika'daki okulu ya da bir şirkette çalışacaksınız. Öze, şirketler de kendi eğitiyor artık ne yapıyoruz aslında orada gittiğinizde basit temel özellikler. Sunum yapabiliyor mu? Ben bunun zamanında geleceğini e, güvenebilir miyim? Profesyonel davranıyor mu? Uyumlu mu? İşte İngilizce iyi konuşuyorsa, yurt dışında çok basit temel şeyler. Bunları zaten öğrenirsiniz. Fark yaratacak şeyleri sizin öğrenmeniz lazım ve onun ne olacağını yani ben şöyle söyleyeyim YouTube'a çıkmadan önce ben, dediğim gibi yani bir sürü makalesi olan, iki tane kitabı olan, iki tane hatta üç tane ödülü de olan biriydim. Ama o, mesela o görünmek de benim için gerektiymiş O da bir şey kattı. Şeyden bahsetmiyorum, ünden bilmem ne. O tecrübe bile bir şey kattı. Çünkü ona göre o program yapmak başka bir ritim. Ders anlatmak gibi, ne bileyim başka konuları çalışıyorsunuz, işte daha yazı diliniz gelişiyor çünkü artık daha geniş bir kitle için yazıyorsunuz. Dolayısıyla hayattaki her tecrübe bir challenge'dır, bir size karşı bir meydan okumadır. O meydan okumu yaşarken kendinizi geliştirirsiniz. Yoksa öyle bir yere gideyim, bu... Bizdeki üniversite sınavından da kaynaklı. Biz bir sınava gidiyoruz ve o sınav sonucunda bizi biri bir yere yerleştiriyor. Okulu bile görmüyoruz çoğu zaman. Amerika'da falan öyle değil. Okulu görüyor, bir dosya hazırlıyor falan. O süreçteki pasiflik, lise eğitimindeki pasiflik, daha sonra üniversitede büyük sınıflardaki pasiflik bizim hayatımıza yansıyor. Yani ben belli okulları bitiririm. E işte herhalde hazır olur. Ee, öğrenciler geliyor üniversiteye soruyor mesela işte öğrenci yerleştirme ee, oranınız kaç falan diye ya öğrenci alistim oranı falan değil. Sen kendine bakacaksın. Hala da üniversitenin yani hala kendisini üniversiteni yerleştireceğiniz zaten. O soruda mantıklı bir yan var ama bir de böyle bir şey var. Dolayısıyla biz e, üniversiteyi e, bir araç, bir amaç olarak değil bir araç olarak görmemiz lazım ve e, cephaneliğinizin çok önemli bir kısmını oluşturmadığını kabul etmemiz lazım. Çok daha önemli şeyler var hayatta yani kitap okumak da buna dahil. Bunu böyle bir entelektüel hava içinde söylemiyorum ama öğrenemiyoruz mesela. Öğrenmeyi bilmiyoruz. Ee, böyle basit bilgileri, hap bilgileri ezberlemeyi bilgi zannediyoruz mesela. Bir şeyi yorumlayamıyoruz, konteks bağlam içine koyamıyoruz. Ee, bunları öğrenmek lazım. Ee, sosyal yanları da var bunlar. Ama hocam bir şey yorumlayabilmek için o dile önce o dile hakim olabilmek evet, lazım. dile de ama işte o da öyle nasıl dile hakim olur? Dili şey <laughs> çok demiyorum. okuyarak. E, yani okuyarak çok basit. Çok da gerek yok ya. Sen de bir 20 30 50 kitap 100 kitap okusun da bir şey değil. Geçen gün TÜİK bir araştırma yayınladı gördünüz mü? E, 2022 yılında Türkiye'de 15 yaş ve üzeri kitap okuyan bir tek kitap okuyan insan oranı %16'ymış. Hmm. Şimdi bu konuşulmuyor ee, Cumhuriyet'in şeyinden. Türkiye bin, nüfusu 1927'de 13 milyon. Almanya 62 milyon. Türkiye nüfusu 6 kat arttı. Türkiye çok kötü bir arazide. Kurtuluş Savaşı'nda bunun avantajını da gördük. Ordu ilerleyemiyor yani o kadar kötü. Bir arazide yokluk içinde harap olmuş bir yerden kuruldu. Ve eğitim seviyesi çok düşük. Hala çok düşük. E, TÜİK 2019 2017-2019 araştırmana göre kitap okuma ihtiyaçları 235. sırada. Biz Pakistan'a göre, Lübnan'a göre iyiyiz, okey. Ama daha batı standartlarını yakalamak için çok yol gitmemiz lazım. Bunu da Türkiye'de işte siyaset kötü falan kötü de onun dışında da nedenleri var. Sosyolojik nedenleri var. Yani Türkiye'de en güzel şey herkes başkasını, e, suçu başka bir yere atabiliyor ama okumayan bir toplum. Okumadığı için her şeyi bildiğini bilen, düşünen bir toplum. O yüzden de öğrenemeyen bir toplum. Bilgi çağında bu biraz garip kaçıyor. Bir akademisyen. İver Hoca'ya cahil diyebiliyoruz mesela. evet değil mi? evet <laughs> diyebiliyor yani. ya da onu demeyi seçiyor. Ya da bir, bir taşla inter, giriyor. Ya da biriyle giriyor. Yani bir sonra ilk lafı oluyor. Mesela bozmak istiyor onu. O değil ki ya. Ondan da öğrenebileceğim bir şey var. Yani bu hani anlatabilir Siz İstanbul Üniversitesi'nde okurken o imkanınız var mıydı? Bir hocayla o diyalog. O diyalog kurabiliyor. Yok doğru. E adamı böyle mi kullanırsın şimdi bugün olsa? Dur şuna da bir lafı. Kafasında o var. E, dolayısıyla öğrenmeyi bilemediği için kendini geliştiremiyor. Kendini geliştiremedikçe de o kapalı dünyada yani 20 tane bilgi var. Ben bu 20 tane bilginin 15'ini biliyorum. Demek çok biliyorum diye düşünüyor Ben Türkler kadar çok bilen millet görmedim. Otururken hepsi ordinary gibi oturuyorlar yani. Hocam hiç pişman oldunuz mu bu e, akademisyen yorucu bir yol ya o yol. Yani çünkü bitmeyen bir öğrenme süreci o. Vallahi hiç şöyle hiç olmadım. E, şunu düşündüm ben ama yani akademisyen olursam o bana bir şöyle düşünmedim işte titir sağlar görün. Öyle bir ya yani ben zaten okumayı seviyordum. Ee, kendi kendime bir şeyler araştırmayı seviyorum. Ben akademisyen olmasam iş yerinde çalışsak işte kanalda çalışsak zaten gelip kafanızı yani şişireceğim. Bunları anlatacağım. Şu okuduğum bilmem. Yani beni o zaman dinleyeceksin demeyeceksiniz. Onu bilemiyorum ama ben zaten anlatmayı çok seven, okumayı çok seven, yazmayı çok seven biriydim. Yani çocukken bile yazıyordum. Ben hayatım boyu her gün yazdım. Günlükler yazdım. İşte ne bileyim. Yani kendi özelliklerim ona itiyordu beni. Çünkü e, okulu bitirince ben düşündüm. Ben hep öyle yani hayatta taktik hata yapabilirsiniz ama stratejik hata yapmayacaksınız. İşinizi, eşinizi, e, işte ne bileyim kariyer planınızı iyi seçeceksiniz. Yaşayacağınız ülke iyi seçeceksiniz. E, süreceğiniz zaten yani o temel noktalarda hata yapmazsanız günlük istediğiniz kadar hata yapıyorum. Ben de o her şeyi düşünür Mesela çocukları yapacağım zaman bile düşünmüştüm. Yani ne getirir ne getirir oturup. E çünkü bir kere yaptınız da 30 sene sizde kalıyor. Onu geri iade edemiyorsunuz ki. <gülüyor> <gülüyor> Benim çocuklar bir de yani Almanya canavarı gibi hiçbir şekilde dışarıda çok sempatik gözüküyor. Yani düşündüm yapabilirim. Şimdi okulu bitince de düşündüm. Ben neyi seviyorum neyi sevmiyorum. E ben çok rahat yazabilen biriyim. Çok seviyorum. E konuşmayı anlatmayı çok seviyorum. Okumayı çok seviyorum. E neyi sevmiyorum? Ben insanlarla aynı odada oturmayı sevmiyorum yani. Maça bile gidemiyorum o yüzden. Bir ara sonra e yapamayacağım iş belli. Ben 8-5 bir yerde çalışamam. Onun için böyle bir maddi şeye de ihtiyacım yok. Ee, yani öyle bir, öyle biri de değilim. Başkalarının hükmetme arzun da yok. Hiç sevmem. Kaç yıl sürdü hocam bu yolculuk? Uzun bir yol çünkü o. Ee, 2000 valla normalde daha uzun sürebilir. 3 sene master, 7 sene 6 sene doktora, a, bir sene de arada işte iş bakarken geçti. 10 sene sadece o. 10 sene de profesör olmak sürdü. 20 sene. 20 sene. Tabii tam başlayalım 20 sene böyle, oldu. Bu. En kötü zaman neydi bu 20 senede? En kötü başınıza gelen şey neydi? En kötü vallahi hiç kötü günüm olmadı. Sizin programa ben uygun değilim. Çünkü sizin programda hep böyle bir dramla geliyorlar ya. Hocam hiç kötü günüm olmadı diye bir hayat olmaz. Yani ne olmuş olabilir ki? F Fenerbahçe bursa spor maçı, <laughs> Timsah yürüyüşü falan geliyor aklıma. <laughs> Öyle bir hayat olmaz. İmkan yok. Yani realiteye aykırı. Şimdi düşünüyorum da bulamadım hemen. Yani mesela ne kötü olabilir? En kötü ne bileyim mutlaka bir profesör ya da doçent egosunu tatmin etmek için olmamış burası bir şey demiştir yani. Vallahi demedim. Siz de bozulmuşsunuzdur. Ondan, hiç bozulmadım. Ondan yani buradan bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Ne halini alacak ne sonra Feridun Bey, Feridun Emecan, işte Kemal Bey dilli olsun. Yani patronlarım yani sadece onların bölümünde çalışıyordum. Hiçbir gün yani ben hep böyle çok Türkan Şoray gibiydim ben orada. Hiç yani çok <laughs> denk geldi. Öyle ya Türkan Şoray açıklarken hep ne onun şey, şey derler ya hani şey eşa hani ona belli şartlar açabiliyor diye. Beni de öyle hep önümü açtılar. Yoksa bu kadar erken Türkiye gibi bir yerde bir de başaramazsınız bazı şeyleri. Her yerde yani. Ya mesela ben doktora tezi savunurken hayatımın en kötü günlerinden bir tanesiydi. Kulakları çınlasın yaşıyor mudur bilmem Yıldıray Hoca diye bir hoca vardı. Ha, olmadık şeyler sordu. ya. Yani doktora tezimle alakası olmayan. Bana hiç kimse pislik yapmadı ya. ya ne şanslısınız evet, doçent... haklı. Evet hocam ya. Evet evet doçentlik sınavında bile yani böyle bir ara bir gidiyor gibi oldum. Erhan Afyoncu hemen alıp toparlamıştı. Herkes beş kere girer ona ben bir kere girdim. Yani o kadar ki sonunda böyle Ocağı bir... Tezi, dört tezine savunmaya evet, mı? Evet evet orada bile normalde herkes çakı, çakar. Orada bile bir ara böyle ters gidiyor gibi oldu hemen. Ben doktora yeterlikte ikinci de geçtim mesela. İlkinde geçemedim. Ya ben yok ben hiç öyle bir şey olmadı ya. O yüzden şimdi sizin programları izliyorum ben normalde. Böyle bir işte baba sendromu işte yani bir problem çıkıyor ya da bir drama var. Bende yok e yani. hocam yani her insanda bir drama vardır zaten. Ben çok tedbirli adam olduğumdan herhalde biraz da şans biraz da şanslıyım yani. Mesela çok bazı şeyler çok denk geldi. Ee, bilmiyorum sen kendi şansını mı yaratıyor? Böyle fal bakan insanlar Bazı insanlar şanslı. Ben de onlardan bir tanesiyim ha. bence. Evet. İnsan kendi şansını yaratmıyor. Bazı insanlar şanslı. Ama siz yaratıyorsunuz. YouTube kanalı açınca ben fark ettim. Ee, bir, sizin kuşaktan bir tek siz yaptınız. Farkında mısınız? Şimdi tarihçi olunca hep öyle şeyler bakıyorum. <laughs> çünkü ya, jenerasyon değişiyor. Ben o çünkü özel radyo dönemini hatırlıyorum. O zaman bir takım e, böyle amiral gemileri çıktı işte. Cem Cemre'nin, Okan Bölgen'in falan. Bunları 20-30 sene götürdü. Şimdi başka bir dönem çıktı. Eski medyadan e, oraya uyum sağlayabilen Fatih Altaylı şimdi yapıyor. O da sağda siz. Çok şey değil. Yani o aslında belki de şans şöyle bir şey. E, o fırsatı da kovalıyorsun. O arsızlık da var ya bizde. Denerim yani. Siz de denersiniz değil mi? Çıkıp şey demediniz. Ben ne yapacağım? Ee, bir süre dedim. Tabii. Dediniz <laughs> mi? İşte ama yani sonuçta, iyi ki yapmışsınız biz de izliyoruz. Ama bu kolay bir şey değil çünkü bütün insan yapamadı. Yani şimdi şans açısından da bakılabilir ee, ama bir yandan da bazı insanların dediğim gibi önü açık. O gene benim jenerasyon şansım. Şöyle jenerasyon şansım, İlk başta YouTube e, gençlerin elindeydi. Hı. Ama e, konvansiyonel medyadan sıkılan, beni iyi eskiden orta yaşlılar şimdi YouTube'a geldi Ama yok siz gençlere çok rahat şey kurarsınız. Sizin Kur, kurdum. Or, yani. Ama şimdi eskiden YouTube'da olan gençler ha. şimdi TikTok'ta. Tabii tabii <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Ama bu bir, bir yani yaş grubu olarak da tabii de yani on, kimse 14-15'i yakalayamıyor ciddi bir şeyle. Onu yakalamak da çok... Hocam 14-15 hayatı yakalayamıyor zaten yani, yani ilgi süreleri 5 saniye 8 i̇şte yani saniye. Yani ona şimdi kutu açma videosu yapacak haliniz yok ama yani bence ama zaten şeyde de hani o o formatta da sizin programlarda da bazı insanlar daha sivriydi. O bir ekran bazı insanı seviyor ya. Hani soru sorarken de seviyor. Ona bakarken de seviyor. Seviyor musunuz şu anda televizyon falan? Ben hayatım boyunca hiç televizyon seyretmedim. Bir tek o yani annemlere bir yerlere gidince falan filan gördüğüm bir şey. Evde bir, var mı? 37 ekran bir televizyonum vardı o üniversiteyken. Şimdi bir tane televizyon var ama sadece işte çocuk programları var. Onu bile kimse izlemiyor. Onu çok söyleyeyim. Ben hiç radyo dinlemiş, televizyon dinleme. Benim edirgen olduğum bir şey yapamam ben. Benim kendim. Yönetmem lazım o süreci yani kontrol bende olması lazım yani reklam gelecek falan, çok film izlerim, çok müzik dinlerim, konsere gitmeyi falan çok severim ama hiç o çok aptallaştırıcı bir şey. 86'ta Fellin'in bir film vardı o çok güzel kültürü yozlaştırmış yozlaşmıştır yozlaştırmıştır bugün geldiğimiz noktada televizyonun sonucudur aptallaştırır ee, hiç yani en son ATV'de şok programını falan dedim en inovatif olarak Oo. O, tabi tabi Okan Bayırgeni e, Okan Bayırgen'in gece kuşu e, gece kuşu ve ilk televizyon çocuk programı özel televizyonun ilk zamanı Tabii o zaman güzeldi çünkü innovatifti yapılmadık şey yapıyorlardı. Ondan sonra zaten ezbere bir de Beyhanlı şey <laughs> o ilginçti. <laughs> Bu türkücü bir de onu izledim hatırlıyorum. Türkücü mü? Ya bir tane şey vardı ya böyle hani böyle musim bir Gürses gibi söylüyordu. Beyhan mı hiç oluyordu? mü? Hayır ya yarışma programı. Ha Bayhan. Bayhan ha. Benim işte o Yani onu hatırlıyorum. İşte oradan hatırlıyorum zaten. Ee, onun dışında işte hiç evimde de bir tane OSD ekran böyle televizyon vardı. Onu da kabloluya iki sene bağlamamıştım bile yani üşendiğim için. Hiçbir şey çekmiyordu. Şimdi en son e, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle iki tane kitap evet, yazdınız. Evet, evet. Bu okuma e, ve kitap e, kağıt krizinde ve kitap pahalılığı krizinde memnun musunuz? Vallahi memnun muyum? Çünkü standlarda bir ikiye oturduğuna göre herhalde yayınevi de memnundur. Okuması çok keyifli. E, çok teşekkür ederim. Bu sefer e, gittikçe dili oturuyor. Çünkü e, ilk başlarda biraz daha şey yapıyorsunuz. Ee, ...daha böyle çetrefilli yazmaya çalışıyorsunuz. Ee, bu sefer biraz daha da popüler bir dile çevirmeye çalıştım. Ee, bugünle ilgili bir yerlere varabilecek e, uçlar da bıraktım. Çünkü Cumhuriyet, şimdi herkes Cumhuriyet... Ya Allah aşkına, cephede şey yapsam, e, anket yapsam kaç kişi acaba Kurt Savaş'tan geçer? Yani Türkiye'de insanlar ideolojilerini bilmiyorlar. Türkiye'de ideolojik olarak e, bir şeye bağlanıyorlar. Onunla ilgili hiçbir fikri insanın yok. Dolayısıyla biz... Eğer Cumhuriyet bizim için bir değerse, yani Mustafa Kemal Atatürk bizim için bir değerse, eğer Kutlu Savaşı bizim için bir değerse, onunla ilgili temel şeyleri bilmemiz lazım. Ve bu bir romana bakarak, bir belgesele bakarak, bir diziye bakarak olmaz. Ee, onunla ilgili o temel bilgileri e, vermeye çalıştım. Ben yakaladığım o ünü öyle kullanmak istedim. Yani onunla normalde e, ulaşamayacağım insanlara da ulaşıp, onları bir tık işte bamf edebilirsem, e, benim için e, çok... E, mutlu edici bir olay olur ve hakikaten o anlamda da e, çok iyi bir geri dönüş aldığımı düşünüyorum hakikaten bilmiyoruz yani çok keyifli okunuyor çok teşekkür ederim e, ben de keyifle yazdım İki kitap bir arada yazılmıyormuş çok zormuş ama evet. çünkü birinde yazdın ötekinde lazım. çok e, karmaşık bir süreçti işte. e, ve bakın çok basit bir şey söyleyeyim hep aynı şey hep aynı örneği veriyorum Türkiye'de yani Atatürk'le ilgili temel kitaplar bile satmıyor bilmiyorlar çünkü ondan da zaten işte Tarkan şarkı yapıyor ona kapılıyor. Onunla buluyor şey mesela. İçerik hani bu olamaz ya sadece. E, temel bilgilerden yoksun Onunla ilgili bir şey. O dönemi bilmiyor. Atatürk'le ilgili bir şey bilmiyor. Kılıçdaroş'la ilgili bir şey bilmiyor. O yüzden de sembollere, e, sloganlara e, hapsoluyor. Ve oradan yeni bir şey çıkmıyor. Oradan bugüne evlenebilecek bir şey çıkmıyor. E, o, yani bilmeden ne kadar işte. Yani o zaman karşısına rakı bardağını koyup işte şey e, hani yapıyor. Bundan <laughs> başka bir şey olması lazım ya. O yüzden de bilmesi öğrenmesi lazım. Peki hocam. Geldiğin için çok teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.